O vakit geldi. Oo, o ne vakti. Talan Bey hoş geldiniz ya. Hoş gördük. Gözümüz yollarda kaldı. O vakit ki. Afiyet olsun. Hadis. Maden suyu. Teyze. Yavrum çalışıyorum bırak. Her şeyin sonu. Gel sosise bak işte bu. Utkumuz tutuluyor. 30 dönüm arazide iki tane karavan duruyor. Anlatamıyorsunuz. Göz göz yapıyorum efendim yumurtaları. Niyedir acaba her seyahatte bir de elini sürse de şunu bir boşaltsanız diye. Çünkü o zaman öyle. Hayatımızı burada idame ettirmek de güzel ama bir de bunları görün. Bunlar da bizim ülkemizin güzellikleri. Efendim Afyon'a gidiyorduk. Yolumuz artık Afyon'a gidiyor. Kütahya'dan geçerken bize bir sürpriz yaptılar. İşte Kütahya sürprizi efendim. Buyurun efendim. Güzel soframızı kurdular. Ciğerci Ahmet'teyiz efendim. Kütahya'dayız. Abi biz Afyon'a gitmiyor muyduk? Valla gidiyorduk ama sürpriz yaptılar. Hoş geldiniz dediler. Biz de hoş gördük dedik. Dediler Güneydoğu'ya falan gidiyorsanız gitmeyin. Biz size her şeyi kararız dedi. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Böyle misafir ettiler bizleri. Çok teşekkür ederiz onlara. Ama yolumuz Afyon Karahisar efendim. Afiyetler olsun. Afiyet şeker olsun efendim. Sofranızın bereketi bol olsun. Evet. Abi yemeği yedin. Evet yemeği yedik. Gezdik, dolaştık, teşekkür ettik. Şimdi de Kütahya'dan yola çıkmıştık. Afyon'a geldik. Afyon'da şu anda karavan parkını arıyoruz. Herhalde yaklaşmış gibiyiz. Ama abi, çok kısa bir yer var ama bilmiyorum. Bakalım bu yol böyle gidiyor işte. Burada hiçbir şey yok gibi ama. Sağlı solda oteller var. Belki orada bir yerdedir. Burası yeni açılan bir karavan kampı. Yeni açılan karavan kampının bence birkaç tane levhası olması lazım ki bizi bulun olması lazım. Umarım buluruz. Geceye rastladım yapacak bir şey yok. İşte evet efendim. Nasıl gireceğiz? Sol taraftan biraz daha ilerliyoruz. Biraz daha git. Bir telefon vardı aradık mı? Telefonları yok. Telefonları yok. Bravo. O zaman yok. Yapacak bir şey yok. Mektup ama gönderdik ama cevap gelmedi daha. Zifiri karanlık Afyon'dayız. Karavan kampı arıyoruz. Ne bulacağımızı bilmiyorum. Bakalım bir araba geldi. Biz de sizi bekliyorduk dedi. Önümüzdeki araç bize yardımcı oluyor ama kampın içinde ışık yok. Yani arabaların farlarının ışığı var. Nasıl olacak, nasıl güvenli bir yer burası bilmiyorum. Sürter mi tepesi? Orada dikkat et orayı aman. Karavan parkı 5'ten sonra kapanıyormuş. Niye? Dışarıdan gelenler oluyormuş. Hani bizim Kalamış Parkı'nda sarhoşlar sevişenler var ya. Peki burası da öyle gelenler oluyor diye. Dur bakalım ya bir gidelim bakalım. Farklı bir yere gel. Olsun bunu da görecekmişiz. Hadi bakalım. Yani bakın karavanlar var. Burada piknik alanı da herhalde burası. Bir pazar alanı mı bilmiyorum. Tamam o zaman yani kapısını bulduk gibi bir yerini hemen dikelim. Kapıyı bulduk gibi. Dur bakalım neyse bir gece kalacağız artık idare edeceğiz. Hadi görüşmek üzere şimdi. Beyefendiyle konuştuk dedik sorduk hani. Dedik siz bizi takip ettiniz geldiniz falan dedik. Hani telefon da yok burada kimse açmıyor. Yok yok diyor ben kamptan birisi değilim diyor. Ben sizin de takipçinizim. Instagram'dan gördüm. Geldiniz de hemen size yardımcı olmak için geldim dedi. Dedik çok teşekkür ederiz. Sağ olun dedik. Efendim takipçimizmiş bizim. Sağ olsun beyefendi. Hayır 03 plakada görünce anlamadık ne olduğunu. Dedi burası biraz karışık dedi. Hani biz de tam bilmiyoruz dedi. Işık da yok hiçbir yerde. Burası böyle bir park dedi. Telefonlar da yok burada. Hani ben telefon edeyim. Hani geliyorum falan filan öyle bir şey de yok burada dedi. Hadi bakalım geldik. Hani kim kime dumduma gibiyiz. Evet. Neyse biz de idare ediyoruz. Efendim bir hengameyle geldik. Kapılar kapalıydı var mıdır yok mudur falan filan derken efendim ışığımız da burada ve en sonunda bulduk. Sağ olsun beyefendi bize yardımcı oldu. Talan Bey hoş geldiniz ya. Hoş gördük. Gözümüz yollarda kaldı. Afyon'dan Ayhan Güzeltaş ben. Peki şöyle yüzünüz göz. Oo nedir bu efendim? Taze yeni ihmal ettirdik. Ak dede şekerleme. Ak dede şekerleme. Evet efendim gece lokum yemeyelim artık. Yönetmenim ve Gürkan yemeyecekler lokum. Çok nasıl teşekkür ederiz. Vallahi biraz şey oldu bulamadık edemedik kapalı evet, diye. Evet oldu. Kapılar varmış orada biz onu görmedik falan biraz karıştı ortalık. Neyse vallahi yoksa gidiyorduk. Biz 40 sene bekledik böyle bir yeri. Şükür. Yeni kavuşuyoruz daha. Hep istediniz mi öyle bir şey olsun diye? Yani tabii ki festival olsun şey olsun. Bizim karavan otoparkımız zaten yoktu. Tamam. Sağ olsun belediyemiz. Ne güzel bravo tebrik ederim. Biz de İstanbul'un içinde karavan parkı bekliyorduk ama öyle bir şey yapmıyorlar hala. Var aslında yerler. Evet, evet. Beyefendi oğlum, de diyor ki. Gel efendim, oğlunuz mu? Gel oğlum. Nasılsınız efendim merhaba. Hayırlı. Sana selam getirdi. Nereden? Sınıf arkadaşından. Rıdvan abi Çanakkale'den. Çanakkale Gelibolu'dan. Siz yazmış mıydınız bana öyle bir şey? Hayır, hiç yazmadı.
Hangi Çanakkale okuldan? Gelibolu'da. Ben üniversite okudum. Karavanda yaşadım. Evet. Güzel. Benim komşum vardı Rıdvan abi. Benim sınıf arkadaşım. Evet. Rıdvan abi. Onun selamını getirdim size. Ama hayır, benim okul. Benim evet, sizin... ortaokul mu? Hangisi? Onu bilemiyorum artık. Rıdvan okul o zaman yazsın bana Instagram'dan da. Hatta karavanı onunku da Sıvam'dı değil mi? Evet. Taylan Bey dedi vesile oldu. O aldırdı evet. Dedi. Öyle söylemişti. Onu. Eyvah. WhatsApp fotoğrafı yok mu? Çanakkale'de. Bulacağız. Onları bulacağız. Rıdvan'ı, bakacağız. Beyefendi diyor ki ya beyefendi evet. Diyor lokum getirmiş ben de bagaja bakıyor deminden beri bir şey. Valla bir sucuk çıkması lazım. Yok sucuk yapmayalım mı sen? Lazım. Hayır sucuk maden suyu. Vallahi bravo. İşte efendim maden suyu. Afyon sucuğu. Maden suyu. Yani Afyon'da yiyebileceğiniz en güzel sucuklardan almışsınız. Bakın efendim bir dakika. Evet. Sucuk mu şaka değil. Sucuk. Gerçekten Afyon'un en kaliteli sucuklarından bir tanesi. Baba ne yaptın sen ya? Ağız tatlı. İnanın sucuk ay. Getirecektim. Akdeniz Toros. Ben çok Toros kasabından gelmiş. Ekşi tamamladım. Bak. Size de teşekkürler. Baba. Sabah sucuklu yumurta yazalım. Yapalım. Aynen. Yapalım Gürkan bak. Sabah bir yere gitmiyoruz buradayız. Bir de burada bir şey daha var. O ağız tatlı. Yani. Ha sucuğun acılığı falan olursa diyor şekerlememiz de var. Valla çok teşekkür ne diyeyim ya. Efendim biz bir şey yaptık. 03 o zaman demek ki Afyon. Evet. Bravo bize. Şimdi efendim onu söylemem lazım. Benim rezilliğimi söyleyeyim. Yok hayır. Şimdi arıyoruz ya dön dolan tavaf ediyoruz burayı. Bulamadık kapılar kapalı. Sonra dedik ki Mervan'la Gürkan abi bir araba geliyor. Flash yapayım bir de bir soralım. Dedim ya 03 plaka nereden bilecek yabancı? Sonra durdunuz ya flash. Zaten siz dedik ki ya ben de sizi bekliyordum dediniz. Anladım bu buralıymış ya 03. Evet 03 Afyon onu öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Ben rezilliyim. Bilemedim. Yani yok biz bir de yolda bir uzun da sürdü. Tabii. Durduk kalktık falan filan böyle bir şey yaptık ama çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz yarın burada buralarda mısınız? Biz birkaç burada saatliğine mı? Çay içmeye geldik eşimle birlikte. Orada, öyle mi? Orada hazırlık yapıyoruz. Ha biraz önceki bir karavan geçti. Evet hemen yanımıza tamam. Park ettik. Tamam biz bir düzeltelim o zaman bir merhaba diyelim. Değil mi? Çok memnun oluruz. Çok güzel olur sağ olun ya. Çok siz burada mısınız? Burası şey mi kırık mı bir şey olmuş. Yok hayır onun özelliği tam oturuyor oraya. Ya bilmiyorsun sen karışma işte. Arabayı bilmiyoruz haberim yok arabadan. Evet. Ve önceki akşam da çok Eskişehir soğuktu. Evet. Oturduk sohbetleri falan ettik. Polarınızı alın. Polar varsa. Kesinlikle. Polar bulundur. Yani çok ben montum vardı mesela. O mont biraz olmadı. Bayağı esti çünkü. Esmediği zaman da böyle bir şey soğuğu var. Böyle çiğ soğuk derler ya. Evet. Öyle bir şey var ama sabah da. Eskişehir yandı mesela sıcaktan. Kuru. Eskişehirliyim aslında. Öyle mi? 22 senedir burada görev yapıyorum. Tamam biz zaten Eskişehir'i çok seviyoruz. Evet. Çok hoşumuza gitti Eskişehir. Yani herkes Eskişehir. Size de çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınız biz teşekkür sağlık. Ederiz. Çok memnun oldum. Rica ederim. Bir istiniz var maden suyu ihtiyacınız var. Ve geri veriyorum işte. Efendim iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Hepinize günaydın efendim. Afyon sucuğumuz hediye edildi. Şöyle. Ooo. Patladı efendim. Evet, şimdi bunu temizliyoruz ve sucuğumuzu, yani bu sabah Afyon sucuklu yumurta yapacağız. Şu anda yağımız ısınıyor, ben biraz onu kısa alayım. Ya kokusunu anlatmam lazım size ama, yani orijinal sucuk diyeceksiniz ki İstanbul'da orijinal sucuk yok mu? Var. Ama bu böyle işte. Evet efendim bildiğiniz gibi Eskişehir'de güzel bir vakit geçirdik. O videolar umarım size gelecek. Ondan sonra şimdi Kütahya'ya uğradık. Kütahya'da bir yemek yedik. Oradan da çıktık. Yolumuz neresiydi efendim? Afyon'a geldik. Evet gece biraz hengameli geçti. Bulduk bulmadık dedik. 03 adı 03 Afyon değil dedim falan böyle ben gecenin köründe. Halbuki Afyon plakası. Ben de diyorum ki o yabancıdır diyorum kendi kendime. Yuvarlak mı isterseniz arkadaşlar böyle ikiye böyle keseyim mi? Hiç fark etmez. Peki. Senin elinden her türlüsü. Yok estağfurullah. Efendim atıyoruz. Hocamız açıyoruz. Şöyle içine atıyoruz. Sabah çok sessizdi burası onu söyleyeyim. Hiç çıt yok. Ben de hatta dedim hani gecenin dedim gelen giden olur mu falan. Yok abi dedi bir saatten sonra kapı kapanıyor dedi. Aa dedim peki. Giriş saatleri varmış. Ben de peki dedim çok sessizdi. Bir köpek havlıyordu onlar zaten uzaktaydı. Zaten kamplik köpekten de size bir zarar gelmez. Evet efendim. Şimdi şunu da bir tane daha keselim. Şöyle. Vallahi ay. Bugün bomba gibi geçecek. Bir tane burada bir tane bana. Koyayım biraz daha. Az bence. Koy abi devam. Biraz bulmanız zor.
buranın girişi fuar festival alanı kapısı var, böyle bir tak. O takın arasından giriyorsunuz. Altta zaten yazıyormuş. Biz onu gece sersemi görmedik. Karaman girişi de yazıyormuş. Onu göremedik. Göremeyince de maalesef şey oldu. Burada zaten abi uzun süreli kalan yokmuş. Festival zamanlarında da karavanları çıkartıyorlarmış. Eğer ki festivale karavancı gelmek isterse özel olarak kayıt olması gerekiyormuş. Ha bak. Mesela geçenki, daha doğrusu önümüzdeki Moto Cross Festivali için, evet, 40 karavanlık başvuru formu açmışlar. Güzel. Zaten kalanlar çıkıyor. 40 kişi yeniden başvuruyor. Eğer dolarsa da... Aslında bir değişik bir fikir olmuş. Niye acaba? Karavanlar hani... Burada kalan kalsın, ona bir zarar olmaz mıydı acaba diye. Olabilir. Belki bir prosedürdür belediyenin uyguladığı. Temiz, onu gördük. Biz gece göremedik burayı yani. Gerçekten dolan dolan yok. Kapısından giren. Karavanları bir sürekli görüyoruz arada. Bir de hemen söyleyeyim, gece hiç ışık yok burada. Yani burası büyük bir arazi. Maalesef ışık olmadığı için yani bulmanız burayı biraz zor. Konum önemli, çok. Bir de gecenin telefon itibarı kuramadık. Sağ olsun bizim bir seyircimiz geldi. Biz de sizi bekliyorduk dedi. Yolda Instagram'dan gördüm. Bak Instagram'ın önemi ne kadar önemli efendim. Bunun için bir poşet lazım. Yani şey, sarma poşeti. Bunu da böyle buzdolabına koymasak diyorum. Poşetimizde kalmadığı için. Ya. Hay Allah. O zaman sizlerden buzdolabı poşeti. Evet efendim. Vallahi bayağı doyurucuydu. Bunu merak etmiştiniz. Bu İstanbul'da. Belki başka bir yer ille vardır. Varsa çok mutlu olurum. Bana alın. Bu hem ekmek kızartmak için hem biber közlemek için çok güzel bir şey. İki tane tenekenin arası boş aslında. Bildiğiniz teneke arası boş. Bakın. Ve böyle delikler yapmışlar. Ben ekmek kızartmayı çok seviyorum. Neden? Sabahları birazsa ekmek kızartınca şey oluyor. Küçüklüğümü hatırlıyorum. Bizim büyüklerimiz sabah ekmek kızartırdı. Yakarlardı. Yaktıktan sonra ne yapsınlar? Üstünü böyle bıçakla pırt pırt, aslında zararlı ama kanser. Kanser de olmadık. Artık hayırlı olsun. Bu yarın efendim. Yarın ne? Bir dakika, bugün cuma mı? Gün dur. Cuma abi. Yarın marın, bak bunu yemiyorsunuz. Ben yarın yokum. Yarın yokum ben. Ben yarın gidiyorum. Koy abi dolaba. Ama arkadaşlar ben cumartesi günü caza gidiyorum İstanbul'a. Lütfen söyleyin, yazın. Lütfen bol miktar bunu yemesinler. Çünkü of ya, of ya. Bak hepsi diyor ki ye beni diyor. Ye beni, ye beni, bandır bandır ye beni. Lütfen bunları yemeyelim. Tamam mı? Ben pazar günü geliyorum. Pazar günü tekrar İstanbul şeye döneceğim. Neydi? Konya'ya döneceğim. Konya Havaalanı'ndan geçeceğiz biliyorsunuz. Hadi şimdilik görüşmek üzere. Afiyet olsun. Sucuklarımız oldu. Hemen biraz da yanını yaktım böyle. Göz göz yapıyorum efendim yumurtaları. Ay sesin güzeline bakar mısınız? Sanki yağmur ormanlarından gelen sesin etkisi bu. İşte gezimizin ortasında yapılan yumurtanın o güzel sesi. Bunu bir daha duyamazsınız. Ben hızımı alamadım. Yumurtaları kırıyorum biliyorsun. Ben severim yumurta. Yumurta, yumurta. Bir de efendim arasında biliyorsunuz. Ben karıştırdım tabii. Şey de var buradan gelen. Köy yumurtası da var. Yani gezen tavuk yumurtası demişti beyefendi. 4 tane ama ben tabii hangisi olduğu size göstermedim. Karıştı gitti. Kutunun içine koymuştu. Geldi. Bu kadar yeter değil mi Gürkan? Yeter efendim. O zaman iki tanemizi saklıyoruz. İçeri koyuyoruz. İşte bakınız, bakınız. Biraz kırdım ama olsun. O kadar da artık yani. Kadı kızında da bulunur. Zeytinlerimiz de geliyor efendim. Saçlar karışık, kusura bakmayın, sabah bir banyo yaptım. Hadi bakalım, biz yemek yiyeceğiz, görüşmek üzere. Evet, Gülsoy ailesi yola çıkıyorlar. Abi. Bize fikir danıştılar, dediler ki nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz diye. Nereye gidiyorsunuz şu an, danıştığınız fikir? Şu an Denizli, Aydın, Muğla inşallah. Muğla. Bir konuştuk, böyle bir şey yaptı. Dedi ki karavanımız 750 kilo 6 ama aracımız dedi 1.3 müydü? Evet. 1.3 motor, biraz dedi hani önden de çekiş. Yokuş olmayan bir yer var mı dedi. Benim hani 9 sene önceki hayatımdı karavanda. Benim karavan da çekmiyordu. Dedik ki yani problem değil. Yani 750 kilo altısı sorun yok dedik. Ve işte ailemiz yola çıkıyorlar. Ne taraf tam olarak kesin bir daha söyleyelim. İnşallah bir Denizli'ye uğrayacağız. Bir Denizli. Aydın Muğla. Aydın Muğla. Size çok teşekkür ediyorum. Oradan her şey için, tüm yarınlarınız için. Bir şey yapmadık biz ya. Biz bir şey yapmadık. Çok efsane bilgiler öğrendik. Rica ederim, ne demek. Ne demek efendim. Çok sağ olun. Efendim, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Tabii. Tamam, bilgisayarda şu an. Yola çıkıyorum diyor. Çok uzun bir yol var, ulaşamayacağım. Güneş gözlüğüm de yok diyor. O zaman efendim iyi yolculuklar. Buyurun efendim. Sağ olun. Sağ olun, ne demek, rica ederiz. Evet efendim. Bir kampı gezelim mi artık? Biz biraz kampı. Sen şöyle yakanı falan bir düzeltirsen. Bir düzelt. Ne oldu, daha almış mı? Evet, olabilir. Yaparım ben şimdi onu. Bir de şey, üzerimdeki çok şey kalın geldi.
Sıcak geldi ama olsun söyledi. Hadi bakalım her şey tak. Yata doğru sen zaten. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Evet yok onlar neyden, bize. Neyden polis yak mı? He? Poli mi? Poli yönetmenim. Vallahi hemen hızlandılar abi. Ben bu kadar hızlanamazdım. Haydi bakalım gittiler. Evet biz efendim. Biz burayı artık yalnız bir... kaldık. Yalnız kalmadık abi. Tamam, ben senleyim her zaman. İleride var. Ya şimdi sen abi. Evet. Şimdi burada ne var ne yok abi. Bir şöyle bir dolanalım mı? Bayağı büyük bir arazi. Arabayla mı dolanalım bence? Arazi çok büyük aslında. Neredeyse karavan bir tane vardı gitti. Bir biz varız bir de şurada abi. İleride var. Yabancı mı bilmiyorum. Evet bir de o var. Ha biz o kapıya gelmiştik geceyle işte. Çaldık açılmadı. Betonlar vardı. Valla burası bayağı Unilik diye bir yer burası. İsmi öyle yazıyor. Çöl biraz aslında abi. Yani bir şey yok. Ama şey yapılmış bakın gördünüz mü? Afyonkarahisar Belediyesi 4 tane su vermiş. Sular burada. Elektriklerde panoda elektrik yok dediler. Görevli vardı dün akşam. Abi dedi bakalım. Oo tamam. Tamam evet çok güzel. Benimki biraz yamuk aktı. Çok iyi aslında var. Hemen şuradaki bir konteyner var. Orada da şeyler var. Nedir? Duş ve tuvaletler var. Ondan sonra onun dışında şey hazırlanmış. Renkli taşlarla ayırmışlar. O da güzel. Beton yapmışlar. Yani demişler ki gel istiyorsan de. Fakat diyorlar ki burası fuar alanı değil mi? Benim de duyduğum oydu. Burası fuar alanı olduğu için fuar zamanında lütfen karavanlar hani gelmesin. Yani karavanlar burada varsa bile çıkartıyorlarmış. Bu kötü niyetten değil. Şöyle. Çünkü bütün fuar alanında herkes arabaları falan geliyor işte eğleniyor coşuyor herhalde. Belki fuar karavanların bir sorunu olmazdı ama bilmiyorum. Bir de bu önümüzdeki fuar sanıyorum değil mi? Eylül müydü? Ağustos sonunda bir fuar varmış burada. O fuarda da 40 kişilik karavan rezervasyonu yapmışlar diye duydum. Evet, bayağı bir beton şeysi olmuş burası. Çorlu'daki fuar alanına benziyor. Benziyor evet ama işte deniz de olmayınca iyice bu betondan gelen sıcak buraya yansıyor. İşte mesela arazimizi yani bu bölümü yukarıdan görmek için buradan hemen çıkabiliriz. Bakınız bayağı bir. Bunun üstü biraz pek şey değil daha yapılmamış ama arazi buradan daha rahat görebilirsiniz. Bir şeyler yapılacak herhalde. Burada bir su dolmuş orası. Bilmiyorum nedir. Gokart alanı mıdır? Belki gokart alanıdır. Emin değilim. Bunun üzerine basılabiliyor mu? Ha bu konteyner. Çok basma abi. Evet konteyner sonuçta. Burada bakın trafik var. Yani çocuklarla ilgili bir trafik dersi çalışmaları yapacaklar herhalde. Ama kurak bir yer olduğu belli. O kadar boş abi sen fikir üretmeye çalışıyorsun. Nerede ne yapabiliriz falan. Ben acaba onu düşünüyorum. Sadece ama bakın hep böyle minik kamelyalar yapmışlar. Kamelyaları gördünüz herhalde. O kamelyalarda aralarına karavan park edebiliyor o kamelyaların. Sen bir balkon konuşması yapalım orada. Efendim 30 dönüm arazide 2 tane karavan duruyor. Bayağı büyük bir yer. Birazdan Afyonkarahisar'ı gezeceğiz elimizden geldiğince ne var ne yok çünkü rehberimiz yok bizler çözmeye çalışacağız Mervan biraz bir şeyler öğrendi onlarla yapacağız fakat burası yani keşke karavanlara mesela şurası karavan bölümü ya oraya güzel bir tel çek kapısına da güzel memur koy en temiz olabilirmiş çünkü burası bir fuar alanı fuar olduğu için yani bunlar da zaten karavan için değil bence. Fuar için yapılmış. Tam ortaya koymuş ki herkes gidip çıksın diye. Bay VC. Bay VC'ye bakıyoruz. Evet. Biraz tabii ilgilenmemiş. Ama işte yani yapılmış ama ilgisiz kalmış. Evet burası biraz. Yani olabilir. Belki belediye fuarı yakın zamanda ilgileniyor. Belki diyor ki ben yaptım burayı hazırladım diyor. İsteyen gelebilir diyor. Biz de dün akşam geldik aslında ama burası da Bay Duşmen. Bakalım Bay Duşmen'e. Evet burası yine aynı. Ooo hepsi sıra sıra. Termosifonlar. Evet sular akıyor ama bak yazık işte. Su sızıyor mesela boşu boşuna. Bu suları çok arayacağız sonra. Yani evet pek terliğinizi girmenizde fayda var. Yere basmayın. Kötü değil hazırlanmış güzel ama daha ince elenebilirdi. Hani daha iyi yapılabilirdi. Bir de kapıları açık mesela. Kapalı değil. Hani böyle kapanabilse iyi olacaktı. Ama elektrik olmaması girişte para alınmıyor biliyorsunuz. Burası ücretsiz. Şu anda öyle ben biliyorum. Görevli yok. Yani siz burada oturuyorsunuz. Karavan park bakın yazmışlar. Telefon da var. Burayı arayıp Afyonkarahisar'da yine Afyon'da. Evet bu telefondan iletişim kurabilirsiniz. Biz dün akşam gece geç geldiğimiz 9. Dışarıda olsa tabii iletişimler. Keşke olsa evet dışarı kapıya koyalım.
Afyonkarahisar Belediyesi. Kapıya koyarsak çok daha iyi olur. Oradan biz alo diyebiliriz. Manzara güzel tabii, keyifli. Dağlar falan. Biraz ova içinde kalmış sanıyorum, böyle ortalıkta kalmış. Ama gündüz çok sıcak, onu söyleyeyim şu anda. Betondan gelen sıcaklık bizi aslında rahatsız ediyor. Alttan yukarı geliyor. Biz o zaman abi gerçek Afyon'u görmeye doğru gidelim. Bence gerçek Afyon'a gidelim. Çünkü burası böyle olmamalı Afyon. Yani daha keyifli, daha bir cıvıl cıvıl olmalı. Biz nereye gideceğimizi bilmeyerek gideceğiz. Şehir merkezine güzel bir hana geçmiş götürüyorum abi seni. Belki o handa güzel bir şerbet falan içeriz. Biliyor musun? Söylemiyor bana bak. Afyon şerbeti mi içeceğiz? Oh. Vay. O zaman Afyon şerbetine doğru yola çıkıyoruz. National Geographic yola çıkıyor. Bu akşam National Geographic saat 22'de. Ve bak burada ne oluyor? Burada kim var burada? Biz gidiyoruz, kim? Aa, kim vardı bir dakika. Gürkan Bey vardı burada. Gürkan Bey. Çalışıyor musunuz? Evet efendim, çalışıyoruz ancak biz hani telsizle konuşacağız. Telsiz. Şu an işimiz çok önemli bizim. Eğer bir şey olursa... Hayır, ben şeyi çok merak ediyorum. Şu anda bir şey olsa burada sen tek başarısın. Bize de ulaşamayacaksın. Telsiz niçin var? Telsiz var. Telsizi kaybedenler utansınlar önceki gezimizde. Sen şerbet istiyor musun? Ama her şey... Tamam, bunu kapatıp bunu açmak, sinek zaten girecek. Yani buraya sinekliği çekmişsin. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Çok teşekkürler efendim. Sizlere de. Hayır. Gürkan'ın şu. Gelmek. Tekrar. Hadi o zaman görüşürüz. Efendim, Afyon'da gezintimizi devam ediyor. Biz biraz gezdik dolaştık ama şu anda gezimizi devam ediyor. Klasik evlerin arasından geçiyoruz. Aslında Afyon'un özel evleri bunlar. Eski evleri diye geçiyor. Hemen burada yanımızda birden onu, hatta biz kafamızda vardı, gezmek istiyorduk. Burada bir kültür sanat evi var. Afyonkarahisar Belediyesi'nde düzenlemiş olduğu, içini toparlamış olduğu bir kültür sanat evi. Bu evin tarihi bir ev olduğu söyleniyor. 1958'e kadar ev sahibi burada yaşamış. Sonra bir zaman sonra demiş ki, ya demiş ben yanında yaşayayım, bu ortadan böleyim bu binayı demiş. Böldükten sonra demiş, isterseniz demiş, hani yan tarafında siz demiş, yan tarafını kiraya vermek istemiş önce. Yani bu tarafı kendi evi, bu tarafı yandı kiraymış. Daha sonra da demiş ki, ben demiş buradan çıkıyorum. Öyle miydi? Yanlış aynen, olmasın burada. Belediye burayı satın alıyor. Bu çok da mekruh bir bina olarak kaldığı için demişler ki belediye biz burayı alalım. Güzel düzenleyelim. Ve demişler hani bütün bizim kültürümüzü yansıtan bir gastronomi müzesi haline getirelim diye. Ve şimdi de Türkiye'de Hatay ve Gaziantep sofralarından sonra artık Afyon mutfağını da üçüncü olarak görebileceğiz. Zaten bizim kültürümüzü biliyorsunuz, yemek kültürümüzün çok bolluğunu burada hemen söylemek isterim. Avrupalılarda biliyorsunuz çok yemek ve kahvaltı kültürü yoktur. Onlar Almanca, Fransızca ve İngilizce bizim yemeklerimizin tercümesini çok alırlar. Bizde benim bildiğim en çok satılan kitaplar onlardır. Bunu da söylemek istedim. Evet. Şimdi efendim geldik. Ufak ufak biz gezmeye başlayalım. Size de ufak ufak görüntülerimizi sunalım. Evet efendim. Yeni bir şey öğrendik. Çok enteresan, gerçekten enteresan Fransızca kelimesiyle enteresan bir şey öğrendik. Hopping Poppy. You know Hopping Poppy? I know. We know Hopping Poppy. Hopping Poppy, yabancı misafirleriniz bunu seyredebilecektir. Hopping Poppy, Türkçesiyle haş haş. Haş haş da diyor aslında yabancılar ama normalde Hopping Poppy diye geçiyormuş. Hopping Poppy ve haş haş olarak geçiyor. İşte Afyonkarahisar ve haş haşın, yani arayacağınız doğru haş haş Afyonkarahisar'da. Tabii ki şimdi haş haş deyince ben biz tabii ne anlıyoruz? Ediyoruz falan, hopping poppy party falan değil. Öyle düşünmeyin bunu. Ne olur biraz böyle eğlenceli yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. İşte burada gördüğünüz orijinal bir haşhaş fotoğrafı var. Haşhaş çiçeği, haşhaşlı ekmek, haşhaşlı katmer Türkiye'ye ait bir şeydir. Diyorlar ki bu, burada görmüş olduğunuz bütün her şey bu. Şöyle, buradaki kuru haşhaşlar bizim bildiğimiz zaten hep onlar. Yani piyasada gördüğümüz çık 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 içi böyle tuttuğumuz zaman, hatta bakın şurada içini görebilirsiniz. Evet işte o. Onun altındakiler ve şu kabın içindekiler. Bakın küçük haşhaşlar. Onları yiyebildiğimiz haşhaşlar bizim. Onun dışında burada bakın sütü var. Bu sütünü çıkartıyorlar. Bu süt aslında bizim bildiğimiz hep hani dediğimiz bölüm işte buymuş. Bu sütmüş, bilmiyorduk. Bir de bunun haşhaşın şu kabuğu var. Bu ayrılıyormuş, dış kabuk. İçindeki çıkan bu. Çık 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 oynayan bizim bildiğimiz Hopping Poppy. Ama aslında kabuğun, yani kabuğun arasındaki, şu kabuğun arasındaki bölüm devlet tarafından ne diyelim, himayeye alınmış. Yani demiş ki bu şey bölümüne giriyor, onu ayırıyoruz, onu size vermiyoruz diye. Ve burada böyle bir görüntü de var. Afyon'da da tek fabrika varmış abi bu ile alakalı.
yapan tamam. Fabrika Afyon'daymış. Bravo, tebrik ediyorum. Devam. Oo, sucuk bölümü, Afyon sucuğu meşhurdur. Bize biliyorsunuz misafirlerimiz tarafından geldi. Türklerin pastırma ve kavurma ile Orta Asya'dan beri tükettiği et ürünlerinden olan sucuk, Afyon Karahisar'la özdeşleşmiş ürünlerden bir tanesi. Bunu biliyoruz zaten. Buyurun, gördüğünüz gibi buradaki sucuklar canlı değil ama bize gelen sucuk, sabah yediğimiz sucuk canlıydı. Onu da söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz ki sağ olsun Afyonlu bir seyircimiz bize sucuk getirdi. Bundan doğal bir şey de olamaz zaten. Onun için yalnız biraz da söyleyeyim. Afyon sucuğunu tavaya koyduğunuz zaman aman altına tereyağı falan koymayın. Çok güzel yağ bıraktı, mis gibiydi. Burada görmüş olduğunuz zaten ürünlerin örneği var. Biz bir de burada gelmişken bir Afyon lokumu yemeden de gitmeyeceğiz. Bakalım nasılmış, içinde katmer falan demiştin sen. Mervan öyle bir şey söylemiştin. Yuvarlak kreması falan var. Müze olarak çok güzel yapılmış ve çok güzel hazırlanmış. Bakın bakır kaseler, bakır tepsiler, siniler. Çok da güzel hazırlanmış hakikaten. Ağzı açık bükme mesela hazırlanmış şurada. Ben duymuştum ama görmemiştim. Yemedim öyle bir şeyi. Hamuru bükülüp katmer zaten çok sonra ağır. Gerçek olsa da otursak. Ya şimdi sen otur ben. Teyzelerle beraber. Yok yok. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bakınız efendim. Ya Evet. Yavrum çalışıyorum. Evet. Teyze. Yavrum çalışıyorum bırak. Evet burada da gördüğünüz gibi haşhaşlı ekmek yapılıyor. Baba lokumu açıyor. Afyon lokumu. Günümüzde Afyon Karahisar'ın simgesi haline gelen lokum kalitesiyle birçok ülkede biliniyor. Amca kolay gelsin. Sağ olun. Evet teşekkür ederiz. Evet. Şimdi evet amcamı görüyorsunuz burada lokum yapıyor. Biz burada bunu müzede gördük ama birazdan belki de yerinde birer lokma yiyeceğiz. Şu kazın. Ay. Şu aile sofrasında. Aa, bakar mısın? İşte bu. Evet çok güzel. Vay 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 vay. Hepsinde üzerinde bak musakka, yaprak sarma, kavurmalı Afyon kebabı. Abo! Mide fesadı dikkat. Fesadı değil. Yok fesadı değil. Mide lezzeti, bayramı. Mide lezzeti. İşte sizlerle beraber değerli seyirciler, yani hem karavanla geziyoruz, hem biraz tarih, hem biraz bilgi, biraz kültürle bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Amacımız o zaten bizim. Yoksa biz buralara ne zaman geleceğim ki? Pek rahatsız et benim istersen. Çeyizlerine falan gösteriyorlar. Ay ay bu duvarlara kadar. Bak gizli gardıroplar hani içeri giren bir yerde vardı ya hani görmüştük. O da banyo sanırım abi burası da. Olabilir. Pencereden kar geliyor pencereden. Kar geliyor arkama baktım. Yar geliyor aman aman. Ay çok güzelmiş. TRT Radyosu ne güzel. Evet efendim burada bir geniş bir sedildi. Burası Afyon herhalde eski hali. O zaman görüşmek üzere. Efendim biz küçükken halaylı bakır kaplarda yumurta yer. Hep derlerdi ki büyüklerimiz halama işte. Oğlum içine çatalla sürme. Çünkü kalayı var derdi. Bunda yapılan yumurtanın da lezzeti bir başka olur. Görüntüsü de başka olur. Ne demiştik? Bol tereyağı. Ama tereyağı. Güzel tereyağı. İçine güzel sucuk. Bir de güzel göz yumurta. Bence Sivan Karavan'ın elmas modelinde yakışır. Ne yapıyoruz? Alıyoruz. Fiyatımız nedir diye soruyoruz. Bunları biz abi kiloyla böyle satıyoruz. Sen alıyoruz. Güzel bir şey söyle bize. Seyircimiz de mutlu olsun. Afyon'a gelsin sizden alsınlar. 110 lira yap vereyim oğlum. 117 lira. 100. 100 lira yaptı. Teşekkür ederiz sağ olsun kendisine. 100 lira yaptı çok sağ olsun. Kolay gelsin ustacığım. Baba oğul. Evet. Baba. Vay canavarsınız bu. Ne güzel. Oh ayrılmayın ya. Şimdi tamam. Abi tarihi taşana giriyoruz. Evet. Hazır mısın? Tarihi taşan. Burası çok eski bir han abi. Peki bilmiyorum hayır. Hatta yani girişi taş zaten. Yığma taştan oluşuyor. Hadi bakalım taşana Alemi Çarşı. Oo Alemi Çarşı hoş geldiniz diyor. O zaman biz de aleme girelim o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım Alemi Çarşı. Evet bayağı. Oo bakar mısın? Oo eski teyipler de koymuş oraya. Bunu ayarlayamazdık. Neresinden ne yapacağımızı bilmezdik. Burası abi 17. yüzyılın başlarında Yemenice esnafının birleşerek yaptırdığı eski bir çarşıymış. Yemenice esnaf. Tabii. Sonra 10 yıl içerisinde tekrar buradaki Afyon'daki Kütahya'daki bölge müdürlükleri tarafından restore edilmiş. Evet. İçeride 30 tane iş yeri varmış ve herkes el işiyle uğraşarak. Ha. Ya satış da var satış burada. Satış yapıyor. Tamam. El işi. Bunlar falan. Aa ne güzel bak. Efendim şerbetimiz geldi. Karadut şerbeti. Bilirsiniz bir kere içmiştik.
sonu gelmedi içmenin. Bol bol içmiştik karadut şerbeti. Yani iç diyor, iç diyor. Vallahi kusura bakmayın da o kadar modernin içinde yani biz biraz bunları yaşamalıyız. Genç arkadaşlar biraz bunları görsün, gelsinler. Tamam biliyorum telefon güzel, hani hayatımızı burada idame ettirmek de güzel ama bir de bunları görün. Bunlar da bizim ülkemizin güzellikleri. Mezopotamya, Anadolu toprakları. Bunları biraz bilmek lazım. Ben hemen şey sanmayın sakın ha. Hacı hemen hemen geldi diye çayı hanın içine bunu konuşuyor falan değil. Ben ülkemi her bakımdan çok severim. Sorun ülkemizde değil, insanlarımızda. Biraz daha ülkemizi sevelim, ülkemizin değerlerine sahip çıkalım. Şunu çok keyifli ve zevkli aldım. Onun için söyleyeyim, hani kafama taktığımdan değil, hani çok severim bunları ben. Burada bizim küçüklüğümüze dair çok şey var. Hele bu şu teybi gösterdim biraz önce. Biz onu kullanamazdık. Halbuki neleri varmış, haberimiz yoktu. Sonra abim öğretmişti. Ya bu bunun için, şu şunun için falan diye. Yani çok güzel bir han ve burada biraz da böyle Türk müzikleri falan, türküler çalıyor bak. Türküler çalıyor, geldi geçti. Çok güzel, görüşmek güzel. Evet, neredeyiz? Yine Afyon'dayız. Burası kültür bakımından çok zengin bir yer. Efendim, tarihi han dönercisine geldik. Önünden geçiyorduk, bir baktık arada görüverdik dönerciyi. Dedim ki, Mervan'a dönercisi normal bir dönerci. Yok, bir bakalım abi dedi. Bir geldik, dedi ki, abi dedi, elimi tutacağım kusura bakmayın. Aşçılar biliyorsunuz elini gösterirler. Efendim, bunun... Şu parçanın %50'si dana, %50'si kuzu. Şu anda gümbür gümbür bir ete sahibiz. Dedik ki, ya yatık olarak yapıyorsunuz. Yani cağ kebabı Erzurum'un. Hayır dedi, ben de Erzurum'dayım ama de Afyon'da iş yapıyorum dedi. Dedik ki, şöyle söyleyeyim, cağ dediğiniz şey demire verilen isimdir. O demiri biz kullanmıyoruz dedi. Ha dedi, yaprak döner şeklini veriyorsunuz. Evet dedi, çok konuşmaya gerek yok. Görüşmek üzere. Geliyor. Geliyor. Yemeklerimiz geliyor efendim. Ben gitmeden yemeyin. Ben geldikten sonra yersiniz demiştim ama neyse dedi, kıyamadılar. Hadi sen gitmedenler İstanbul'a bu geçecek İstanbul gidişine. Geliyor. Gel. Gel. Sosise bak. İşte bu. Çantanatu. Aa ya. Evet, çatalımızı alalım bakalım. Hemen bunu video çekiyoruz. Hikayede falan filan. Evet efendim. Geliyor. Ne geliyor? Oo, ekmeğimiz de geliyor. Ay 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 ay, bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ekmeğimiz maşallah taş gibi olmuş. Bunu kırmak çok zor. Bunlar sık. Dişimizle. Ekmek bayatlamasın diye şehir değiştiriyoruz ya. Buzdolabına koyuyoruz. Bakın. Olabilir. Buyurun, kim geldi? Çatalımızı alalım. Biz yiyoruz efendim. Kusura bakmayın. Yer çek. Evet. Dur. Hemen şöyle yapıyoruz efendim. Çatalarımızı alıyoruz. Şöyle bakınız. Hadi yine ben sen. Kaşık almışım. Pardon, özür dilerim. Çatal alacaktım buradan. Çatal bakalım, kaç çatal. Evet, buyurun efendim. Efendim biliyorsunuz yarın ben yolculuklar gidiyorum İstanbul'a. Ay ay ay. Oh, of 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 of. Evet efendim. Gürkan Bey'e mi yedirelim önce? Gürkan Bey. Siz yine efendim. Çok teşekkürler. Ben şu anda sizin kurgularınızı yetiştirdim. Sizler için aldım ben bunları. Çok teşekkür ederim. Ben birazdan yiyeceğim. Kamera kapatılsın. Ben kamera karşısında yiyemiyorum maalesef. Alın bundan beri. Çok güzel ya. Çok güzel. Görüşmek üzere. Artık Afyon Karahisar'dan ayrılıyoruz. Afyon Karahisar'a elveda diyoruz. Konya doğru yola çıkacağız. O vakit geldi. O ne vakti? O vakit ki her şeyin sonu. Utkunuz tutuluyor. Anlatamıyorsunuz. İşte tuvaletimizi dökmenin vakti. Her seyahatte, enteresandır ki bu seyahatte, Taylan Erler ve triosu, yani üçlüsü, bir tuvaleti 3 günde nasıl dibine kadar doldurabilir düşünüyoruz. Diyeceksiniz ki yani 3 günde 3 kişi doldurabilir belki diyeceksiniz ama yani yediğin nekine dolduruyorsun. Bazı insanlar biliyorsunuz yemediği halde üretirler. Şimdi çıkartıyoruz bakalım. Felsefeye girmeye gerek yok. Evet, çok girmiyorum felsefeye. Burası yetmedi. Buyurun efendim beyefendi. Afyon'u o kadar çok sevdik ki büyük bir parçamızı orada bırakacağız. Yok, onu Afyon'a karşı onu yapmayalım. Paramparça olmuş zaten. Dur bakalım. Hadi bakalım. Ya of. Niyedir acaba her seyahatte bir de eliniz sürse de şunu bir boşaltsanız diye. Bay mıydı? Yok, BC burası.
Hemen birinciye gidiyoruz. Öncelikle sifonu kontrol ediyorsunuz. Etmezsiniz. Tamam. Akıyormuş. Mikrofonun dışarısı gitti. Allah. Evet efendim. Bunun görüntüsünü artık siz bu şey... Sansürlü olur. Ne yaparsınız bilmiyorum hani. Şey ne diyorsun, mozaik mi? Ne ödemeyeceksin hepimizin bu. Trio'nun pırtı. Oh. Evet işte Eskişehir'in Aksaray, İstanbul. Evet efendim. Su azmış. Bunu biraz şey yapacağız. Kaçmayın. Kaçmayın, gelin buraya. Of, beni bıraktılar, burada gittiler. Şimdi efendim içini yıkayamadık ama müsait bir yerde yıkarız. Çünkü şey öyle bir tuvalet değil burası ya. Burada öyle kasetli tuvalet yıkama yeri yok. Şunu böyle bir koyalım. Bakın koskocaman tuvalet 3 günde nasıl doldu biz de anlamadık. İşte ben yemiyorum artık onu. Bakacağız. Bir dakika, niye olmadı? Hah, tamam. En aktarızı siz kapatırsanız. Bir kilitli. Ben de ellerimi şu anda yıkayamadım orada. Çünkü tuvaletler de biraz lavabolar. Mümkünse kolonyayla daha iyi bir dezenfekte ederiz. Yolda yıkarız efendim. İşte böyle bir şey bu. Ama bu kötü bir şey değil. Bu hepimizin yapacağı bir şey. Bu işin de güzelliği aslında. Öyle övme demek de olmuyor. Arada bir herkes elini buna sürecek. Yani herkesin eli burada olacak. Taylan eller Trio'dan hepinize alasma aldık. Ne oldu? Sadece kilitledin sen yani. Ah, oh. Haydi bakalım, görüşmek üzere.